bence... Birol, zor soru sor, zor. Daha mı zor soru? Zor sorular sor. O zaman şunu söyleyeyim abi. Mesela bugün safın sıfır kelimesi benim çok takıldığım kelime. Hayırlı işler kardeş. Bombayı patlattı. Sıfır. Herkese merhaba arkadaşlar. Birol Başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Sakarya'da değerli abim Ali Tunay ile birlikteyiz. Ali abicim merhabalar. Merhaba, hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Hoş bulduk abicim. Nasılsın? İyisin? İyi şükür be. Ne olsun? Yaramaz. Reis, yok. Şimdi senin gibi güzel, bilgili, aynı dili konuşabildiğim bir adamı bulmuşken bugün birazcık sohbet edelim diyorum. Sohbette de samimi konulara değinelim. Hatta çoban köpeklerinden ilgili böyle direkt düz vites, arazi vitesinden düz kesip doğrayıp alalım. Atalım diyorsun yok, yani. Yok, kesip doğrama yok. Bence ha. Akıcı bir sohbet olacak. Böyle evet. Olduğu gibi yayınlayalım. Tamam. Şimdi abi, öncelikle arkadaşlar da izleyenler de hem bu konuda şunu rica ediyorum değerli izleyiciler sizden. Çoban köpeklerinden ilgili internette birçok bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliklerinin önüne geçmek adına böyle Alp gibi bir tane yakışıklıyı buraya koyduk. Dedik ki belki bizim bilgilerimizi değerli bulmazlar ama Alp yakışıklı bulabilirler. Alp de konuyu tamamlasın diye bize eşlik gelecek. Orada da çok güzel bir dişimiz var. Çok güzel. Ama o... Tamam, onu ben oradan tamamlayacağım şimdi. O bir bitirsin takayı. Bitirdi. Orada da çok güzel bir dişimiz var. Ali abinin de burası bahçesi. Enes'cim şöyle bir bahçeyi de gösterirsen. Şöyle... köpekler de orada kulübelerinin başındalar. Burada gezinme alanları var. Burada doğumhaneler var. Sağ olsun kendisine özel böyle butik bir bahçe yapmış. Evet. Ali Tuna evet. Da bildiğim kadarıyla çok uzun süreden bu yana üretim yapıyor. Abi öncelikle seni tanımayanlar için Ali Tuna kimdir? Ali Tuna Sakarya'da oturan yaklaşık 15 yıldan beri Türk çoban köpekleriyle uğraşan, besleyen, üreten bir kardeşiniz diyelim. Bir arkadaşınız. Hı hı. Ayrıca Avkıf Federasyonu'nda VAD Derneği'nde komisyon başkanlığı yapmaktayım. Dernekte de tekrardan hakemlik yapmaktayım. Hı hı. Irk standartları yarışmalarında hakemlik yapıyorum. Hı hı. Onun dışında Türk çoban köpekleri ile ilgili Anadolu çoban köpeği ve Boz çoban köpeği üretimleri yapmaktayım. Gel, maşallah gel, yalnız abi gel. Bu yaza göre nasıl dolmuş ya? Beton atmışsın gibi olmuş. Ne yaptın? Kilosu, C35 falan mı döktürdün abi bunu içten? Kilosu biraz eksik. Eksik haliyle evet. Böyleyse tam halini düşünemiyorum. Tüyden dolayı bak, hem de bak, yaz. Kurnaz da kendini attı oraya ne güzel. Evet. Değerli izleyenler, nelerden bahsedeceğiz bugünkü videomuzda? Şimdi abi, her boz karabaş köpek ya da her Türkiye'de gezen çoban köpeği Kangal diye biliniyor. Evet. Şimdi bu köpeklerle ilgili... Ama Birol, biz de önceden biliyorduk. Evet, biz de öyle biliyorduk. Yani ben şöyle söyleyeyim. Benim çoban köpeğinden ilgili geçmişim 2003 senesine hı-hı. dayanıyor. Yani çoban köpeklerini bilmem. 2005'te Akın abiyle tanıştım. Hı-hı. 2007-2008 gibi mevzuları sorgulamaya başladım. Hı-hı. 2009'un sonunda da biz çiftlik açtık. Yani benim de total mazim ne kadar dersem bu işte hı-hı. aşağı yukarı 16 yıl. Üretim anlamında da, deneyim anlamında da 11 yıl evet. civarında bir süre ya da 12 yıl civarında bir süre. Daha öncesinde bu köpeklerle ilgili bir bilgi fikir sahibi miydim? Değildim ama biz bu süreçte mümkün olunca hızlı bir şekilde kendimizi geliştirmeye çalıştık. Hı hı. Mesela şunu söyleyelim. Öncelikle devlet tarafından kaydedilmiş iki tane ırkımız var. Resmi gazetede yayınlanmış olan Kangal hı hı. ve Akbaş çoban köpeği. Ve ülkemizde birbirinden bağımsız görev yapan 3 tane de federasyon var. Hı hı. Bu federasyonlar nedir? Kıf, Avkıf, Ukifet. Başka bilmediğim federasyon varsa da onlar da çoban köpeği ile ilgili yok. Affetsinler. Yok, bildiğim kadarıyla yoktu. Genel hatları da bunlar. Avkıf'ta da neler kaydedildi? Kangal, Akbaş, daha sonra Malaklı, Boz, Karadeniz daha çoban köpeği. Çoban köpeklerinden evet. ilgili bunlar ve evet. diğer yerliklerimizden işte Zerdaba, hı-hı. Tonya Finosu, Tarsus Çatalburun, hı-hı. Türk Tadısı gibi hı-hı. diğer gruplar var. Kangal denildiğinde akla gelen nedir? Bir de senin ağzından dinleyebilirler mi?
Şimdi Kangal denildiği zaman tabii ki Sivaslı Kangal çoban köpeğini hakkını verip üreten arkadaşlarımız var. Şimdi ellerinde de çok güzel örnekleri var. Kangal dediğimiz köpek ortalaması, gel oğlum. Hı-hı. Gel. Şimdi standart ölçülerini vermeyeyim. Onunla ilgili de bir kaos var. İşte hı-hı, Kangal 80 santim olmaz, 90 da olur. Evet, ben de aynısını savunuyorum. Hı-hı. Kangal tipi doğru olduğu sürece 90 santim de olabilir kardeşim. Kangal olduktan sonra. İlla 80 santim, 82 santim olacak diye bir kaide yok. Tipi doğru olsun, atası doğru olsun, bu 85 de olur, 90 da olabilir. Geneli? Geneli ortalaması erkeklerin 80-82 o civarlarda yani. Evet, hatta 82 iyi bir ölçü. İyi bir. Benim, yani 77 ile 80-81 benim istediğim gibi. Gönlümdeki yani Kangal'ın ölçüsü. Ölçüsü 82 santim erkekte, böyle babaçko. Kuyruğunu tam böyle saran, kafası, gözü böyle soma yerinde olan. Köpek, benim gönlümdeki köpeğin ebatı o. Anladım abi. Kangal'la ilgili bu Kangal konusunda daha tecrübeli olan arkadaşlar var. Onlar şey yaparsa, tarifini yaparsa daha doğru olur. Ben de yaparım ama bence ben o toplara girmiyorum. Yani, öyle peki, o zaman ben gireyim abi o topa. Aha. Sen girmiyorsan. Girmiyorum. Şimdi benim de nezdimde Kangal çoban köpeğinin mesela diğer çoban köpeklerinden farklı olarak karakteristik bir post yapısı var. Evet. Atıyorum. Bu post Anadolu çoban köpeklerinde görülebiliyor mu? Hı hı. Görülebiliyor. Belki şeyi görünmüyor. Böyle çizgi çizgi bazen böyle kendisi yarılmış gibi oluyor Kangal, hı hı, köpeklerinin postu. Kalın postlu. Kuyruk çıkışları kalın. Karın çizgileri oldukça belirgin. Ama şimdi bak algı yanlış. Hı hı. Şimdi biz Kangal'ı tarif ediyoruz. Kangal'ı öndeki köpek, öndeki köpek boz. Yok yok, şu an Kangal var abi ekranda. Biz ya adamlar düşürüz. Şimdi insanlar şimdi şunu diyecek. Ya Kangal'ı tarif ediyorlar. Tarif ettikleri köpeğe bak. Yok ellerinde abi, köpeğe biz, bak. Biz editten koyuyoruz oraya. Şimdi resmi tamam, biz aşağıda küçüğüz. O başka. Sıkıntı yok yani. Orada resmi koyuyoruz. Bence bozu tarif edelim abi. Bunu bitirelim. Bizim bizi böyle hani yerden yere vuranlar var ya. Bozu tamam, kabul etmeyenler. Ben de varım onların arasında. Sen de varsın onların içinde ama sen az kaldı, ramak kaldı. Sen de evet, bizim tarafa geçeceksin, az kaldı. Taraf yok. Geçtin mi? Bilgi, tamam. Bilgiyi teyit etme var. Bir gün herkes boz çoban köpeğini kabul edecek abiciğim. Eyvallah abi, süpersin. Boz çoban köpeği başkanı olarak sana da bunu söylemek yakışırdı zaten. Bu köpek abi. Kangal'ı bitirmeyelim mi? Şunu aşağıdan al abim, güzel. Yandan böyle görüntüle. Bak şu köpeğe abi. Şu köpeğin güzelliğine bak ya. Bak şuna ya. Bak şuna abi ya. Bak. Bu köpek beğenilmez mi ya? Ya çok güzel abi. Niye malaklı beğenmesinler? Abi. 10 numara 5 yıl. Malaklı. He malaklı. Dur abi. Malaklı ile farkını bir ol hemen anlat. Hemen. Hemen. Abi ben anlamam. Kafada sen göster. Sen bilirsin abi, bilirsin. Kafada hemen tarif et. Abi burada, stopu. Burada keskin bir stop olmak zorunda, belirgin. Daha sonra kulakları biraz daha aşağıda konumlanmıştır. Dudakları, göz konumlarını anlat. Tabii dudakları buna istinaden daha sarkıktır. Ve gözler daha yuvarlaktır. Birbirlerine biraz daha yakındır. Gözler biraz daha öndedir. Önde, evet. Öndedir. Hı-hı. Bunun yandadır bozlarda. Tabii ki de. Hı-hı. Daha yuvarlak kemiklidir. Gövde daha pil gibi gelir onlarla. Aynen. Kuyruk çıkışları bu kadar kalın değildir malakların. Evet, olabiliyor. Alt çizgileri nasıldır? Alt malaklı çizgileri daha düzdür. Hatlar daha düz gelir. Heh. Emrah sordu ya. Malaklı dedi ya. İşte. Hayır, bozun kralının örneği kabul edilir, getirmiş. Abi ben benim aslında şey yapmak istediğim konu şu. Niye altını abi çizmek istediğim konu. Şimdi hepimiz bir şey anlatıyoruz. Bu işe yıllardan beri emek verenler de var. Hı-hı. Atıyorum Kangal konusunda olsun, Akbaş konusunda olsun, Malak konusunda olsun. Çoban köpeği sevdalısı, kapısında bu köpeği severek de bakan, hem sevip hem ticaretini yapan, sırf ticaret için de bakan onlarca yüzlerce adam var. Evet. Ama hep havanla neden su dövüyoruz biliyor musun? Kayıtlı üretim. Sen mesela az önce şu dişin içinde demiştin. Enes'cim o dişiyi bir gösterebilir misin? Ben de dedim bu köpek 5. nesli. Hı hı. Yani sen kendince bu köpek için 3 nesil ne yapıyordu? 20 kaç köpek yapıyordu? 1, 2, 4, 8, 16, 8 daha ne var? 24, 27 daha köpek. 28. 27 köpek yapıyor. 28, 27, 28 köpek yapıyor abi. Evet.
toplamda. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Secereli üretime, yani kayıtlı üretime geçmedikten sonra köpeklerin dış görünüşleri ve karakter özellikleri belirlenip secereli üretime geçip altlarından bu köpeklerin istenilen özellikleri ne kadar aktarıp aktarmadığı görülmedikten sonra sanki havanda su dövmeye devam edeceğiz. Bu ya konuda işte onunla ilgili işte biz biliyorsun kaç senedir uğraş veriyoruz, evet, ediyoruz. Hani artık bu işler kayıtlı olsun. Tamam, bu zamana kadar bu köpekler geldi. Biz de nasipleniyoruz, seviyoruz, ediyoruz, üretiyoruz. Ama bu artık eski dedemin dediği gibi olmuyor bu işler artık. Bu işi kaleme kağıda dökmek gerekiyor. Bu işin hani bilir kişileri tarafından bu köpekle bu köpeğe eşleyebilirsin, hı hı, raporu olaraktan üretimler yapmak gerekiyor ki doğru köpeğe ulaşabilelim. Hı hı. Yoksa dediğin gibi bir yere varılmaz. Evet. Varamayız da. Tüm dünya bu işi nasıl yapıyor? Örnek veriyorum, bir federasyon kuruyorlar. Federasyonda zaten dünya ırklarının standartları belli. Hı-hı. Yeni bir ırk mı örnek veriyorum kaydedilecek? Neticede şu anda dünya üzerinde var olan 400'e yakın köpek ırkı mantar gibi yerden topraktan, evet, bitmedi. Kesinlikle. Bunların da hepsinin bir seleksiyon ve ıslah geçmişi var. Hı-hı. O standartlar oturulduğu halde kayıtlı ırklar haline dönüştürdüler. Çoban köpeklerimiz de bu iş daha temelinde ve başında olduğu için bir de bizim taşlar yerine sarsılmadan oturmaz durum olduğu için biraz da bu işte kavga etmeyi sevdiğimiz için, kendimize göre yorumlamayı sevdiğimiz için aslında şu anda bence patinaj çektiğimiz bir evredeyiz. Çok güzel faaliyetler oldu. Yarışmalar yapıldı bu ülkede. Hı-hı. İnsanlar köpeklerini yarışmalara getirdi. Dövüş dışındaki bir kültür gelişti. Bu kültürün arkasından insanlar oralarda da köpeklerini sergileyebileceğini anladı. Hı-hı. Ve ırk isimleri telaffuz edilmeye başlandı. Buradaki kavga kısmında sanki biraz patinaj çektik. Neden biliyor musun? Mesela federasyonlara aslında şu görev düşüyor. Bizim federasyonumuza da, sizin federasyonumuza da daha fazla köpeğe gidip kayıt etkinlikleri oluşturup yerlerinde kayıt altına alıp insanları kayıtlı üretime teşvik etmek. Örnek veriyorum, Kangal'ın bugün kavgasını yapan isimler, Kangal şöyledir, Kangal böyledir kavgasını yapan isimler, bu köpekler için gidip Sivas'ta ya da ülkemizin çeşitli illerinde Kangal popülasyonun yoğun olduğu illerde oturup bir kayıt etkinliği yapsalar, bu, hı-hı, kayıt etkinliklerinde bu köpekler mikroşiplense, üreticiler kayıtlı üretime bilinçlendirilse ve altından gelen yavrular yine aynı şekilde 18 aylığa geldiğinde ya kayıt etkinliğinde ya da yarışmalarda değerlendirilip, çünkü bu dünya üzerinde böyle işliyor. Köpek 18 aylığa geldiğinde bir yarışma faaliyetine gidiyor. Hakemler tarafından, yani sizler tarafından ırk özelliklerini taşıyor mu? Herhangi bir genetik sorunu var mı? Ya da herhangi bir fiziksel rahatsızlığı var mı? Bunlar kontrol edilip üretim onayı alıyor. Yani evet, bu köpek artık üretimde kullanılabilir. Bu aşamaya geçmek için biraz geç kalmadık mı? Ya geç kaldık işin doğrusu, ama bir de bizde şu var. Biz yeniliklere de açık değiliz. Hı hı. Şimdi atamızdan, dedemizden duyduğumuzla hala köpekçilik yapmaya çalışıyoruz. Artık dünya orada değil yani. İşler değişti. Yani şimdi benim dedem diyor, işte köpeğin diyor çift tırnağı olursa diyor köpek iyi olurmuş. Hala da o kafada insanlar. Hala da onu savunanlar var. Yani bir şey yapmak için yeniliklere açık olmak lazım. Biz şimdi kimisi dalga geçiyor bizle. Boz çoban köpeği diyoruz. Hı hı. Abicim bu köpek var. Bu köpeği üretebiliyorsun. Bu köpeği ıslah edebilirsin. Ki çoğu çoban köpeğimizin de ıslaha ihtiyacı var esasında. Adam gibi baktığın zaman. Tabii, tamam, ki devlet tarafından kabul görülmüş, edilmiş. İşte bu Türk köpeğidir, Akbaş, işte Kangal. Ama onların dahi ıslaha ihtiyacı var yani. Popülasyonun en düşük, yani popülasyondan kastım toplam sayısı en düşük, şaibesi en az ırkımız Akbaş. Yani, Eskişehir ili etrafında bu köpek daha çok üretim popülasyonu var. Hı. Maalesef üzücüdür ki belki Amerika'da bugün ülkemizden fazla akbaş, evet, popülasyonu, evet, var. Öyle duyuyoruz. Akbaşı aldık, bir kenara koyduk. Akbaşın 3 aşağı 5 yukarı mevzu belli. Devletin zaten Kangal konusunda yaptığı çalışmalara bakınca, alınan örneklere bakınca aslında o çalışmada yeterli düzeyde ve bilinçli değil. Çünkü neden? İşte kinoloji denilen bilim dalından o süreçte faydalanılmamış. Veteriner hekimler, hı hı, işte zootekni uzmanları ya da anatomi uzmanları bu konuya dahil olmuş. Tabii ki de en azından birinci süzgeç yapılmış bu iş için. Evet. Yani bir ön süzgeç çalışması gibi resmi tescil. Devamında federasyonların kinoloji biliminin de ışığında
bu seleksiyonu devam ettirmesi gerekiyor. Güzel şeyler de aslında ülkemizde oluyor. Bence, bir o zor soru sor, zor. Daha mı zor soru? Zor sorular sor. O zaman şunu söyleyeyim abi. Mesela bugün safın sıfı kelimesi benim çok takıldığım bir kelime. Hayırlı işler kardeş. Bombayı patlattı. Kelimesi benim çok takıldığım bir cümle. Bana sorarsan saf kan. Bana soru mu soracaksın? Soracağım. Saf kan Malaklı, saf kan Boz. Bir köpeğin bir üretim ıslığa geçmişi yoksa ve bunlar kayıt altına alınmamışsa doğru tip Kangal, doğru tip Boz, doğru tip Malaklı, doğru tip Akbaş kelimesi daha doğru bir tabir diyorum. Senle ve hem fikirim. Saf kan konusu insanlarda bir algı karmaşasına sebebiyet veriyor. Bu sefer insanlar diyor ki ya bazı uzmanlarda öyle bir göz var ki bu köpeğin 100 yıl, 200 yıl gerisini görebiliyor. Mesela ben de şunun iddiasına varım. Muazzam derecede gördüğü zaman birçok Kangal severi yerinden otlatacak olan ne kadar güzel bir köpekmiş diyecek köpeğin 3 kuşak gerisinde Kangal olmayan köpek var. Var. O zaman bu soru sana göre bana göre durum olmamış oluyor, olmuyor mu? Arkadaş soru soracaktı da sordum. Kendi içindekilerini anlattı. Tamam sen de abi soru şu. O zaman bir Kangal'ın antikalığını, safkanlığını nasıl belirleriz abi? Soru bu. Abi safkanı belirlememiz için, safkan terimini koymamız için bir köpeğe şuna safkan Boz diyebilmemiz için 7 neslini bilmemiz gerekiyor. 7 nesil kayıtlı olması lazım. Bizde öyle. Bizim federasyonda, bizim dernekte almış olduğumuz kurallar da bu geçerli. Şimdi bir köpek, şimdi bu Alp, Boz çoban köpeğe tipine uygun, tipe uygun köpek diyebilirim ben buna. Evet. Ama ben buna safkan Boz diyemem. Aynı şekilde bir tane Kangal, çok güzel bir Kangal. İşte ağzı yüzü, kafası, işte kuyruğu, postu, her şeyi çok güzel, kare orantılı bir köpek, hızlı bir köpek. Çok güzel bir Kangal diyebilirim ona. Süper bir safkan diyemem ben ona. Safkan kelimesi, yani çoğu kişi bilmiyor. Esasında atlar için kullanılan bir şey. Evet. İnsanın ıslah ettiği en eski kayıt altında tuttuğu hayvan türüdür. Evet. Baktığın zaman kayıt altında tutuyor. Safkan kelimesi oradan geliyor. Ha, köpekler için de kullanılabilir ama bizim köpekler için safkan kelimesi daha erken. Safkan maalesef insanlar tarafından bir kalite göstergesi olarak algılanıyor. Değil işte. Pazarlama mesela, tekniği diyelim. Benim köpeğim safkan demek değil. O köpeğe sanki artı bir bedel, artı bir özellik, artı bir fiyat katıyormuş gibi bir algı var. Mesela bugün dolaştırsın bir tane çocukta gör ya da bir genç adamda gör. Abi Kangal mı, safkan mı? Bu köpek saf mı? İlk soru bu. Aslında abi Sivas'tan geldi safkan ya. Hepsi Sivas'tan geldi. Hepsinin babası şampiyon. O zaten başka bir hikaye. Aynen. Oraya girdiğimiz zaman. Peki o zaman güzel ve samimi gidiyor sohbet. Zor sorulara devam ediyorum. Devam et abi. Tamam. Bana böyle gel. Zor. Böyle klasik sorular. Öyle muhabbetler falan. Artık insanlar sıkıldı. Böyle zor sorular sor da. Ben de böyle yapayım da. Tamam. Ali Tuna'yı o zaman, patlattık diye. O zaman şöyle söyleyeyim abi. Merkezde kafanda bir Boz koy. Tamam mı? Tam merkezdeki köpek. Evet. Tip olarak. Tamam mı? Merkezdeki köpek. Sana göre ben şöyle bir örnek vermiştim. Hedef tahtasında 1 puanda hedef tahtasına dahil. 12'de hedef tahtasına dahil. Anlatalım. Bu köpekler karakterleri için bakılıyor. Doğru muyum? Birçok çoban köpeği karakter için bakılmıyor mu? Yani. Çoğunluğu karakteri için. İş yapan köpeklerde karakter için bakılıyor. Bahçede gezen için de geçerli o karakter. Karakter olmadıktan sonra olmaz. Şimdi sorunun önünü uzun tuttum. Devamını sen detaylı anlat istediğim için. Bende 2 tane hedef tahtası var. Birisi karakter puanlaması 1'den 12'ye. Diğeri de dış görünüş puanlaması 1'den 12'ye. Şimdi sorum şu. Sen bir köpeği doğru tipe ve doğru karaktere nasıl getirirsin abi? Merkeze nasıl yaklaştırırsın? Benim karakter konusunda. Hem tip hem karakter. Şimdi bir Kangal'ın hem tipini hem de karakterini nasıl koruyabilirsin? Şimdi bu koruyacağım köpek çalışacak köpek mi olacak? Evet. Tabii ki de Kangal köpeği çalışacak köpek olacak. Tabii çalışacak. O birincisi olmazsa olmaz. Evet. Atası. Ben ilk önce bir köpek aldım diye, bir erkek köpeğim var. Ben sürü koruma köpeğe yetiştireceğim ama Kangal doğrudur. Irkı adında gireceğim. Doğrudur. Ben şuna bakarım. İlk önce bunun annesi babası davara gidiyor muydu? Başlangıç noktası doğru olması lazım. Şimdi kafes köpeğini aldığın zaman, şimdi tabii ki yapar, yapmaz diye bir şey yok. Ama annesi babası sürüdeyse benim o aldığım köpek, eşleştireceğim köpekle, tamam mı? Daha iyi sonuçlar almama, kısa sürede almama hani sebep olur. Ama kafes köpeğini aldığım zaman, uğraştığım zaman bayağı bir zamanımı alır.
Şimdi karakterini gene ona uygun olaraktan, almış olduğum köpeğe uygun olaraktan gene aynı onun gibi annesi, babası, ataları koyunda çalışmış, etmiş köpeklerden edinmeye çalışırım. O şekilde tabii ki anatomilerine bakarım, tiplerine bakarım. Yani kangal tipine uygun mu? Gerisini bilmiyorum. Sadece evet. duymuşum. İşte sen demişsin ki, abi demişsin işte bunun babası kangaldı, annesi kangaldı. Ama bilmiyoruz. Yavruya baktım, yavru kangal. Tamam, oradan başlarım abi. Doğru karakterler, doğru tiplerden başlarım ıslaha. Bu şekilde devam ederim. Evet, yani aslında soru bu muydu? Buydu. Soru bu. Aslında ben ıslah kelimesinin farklı bir varyatasını Ali abiye anlattırdım şu anda. Dünya üzerinde meşhur olmuş ırklar var. İşte Rottweiler ya da işte Dogo Argentino ya da işte Alman çoban köpeği ya da Malinois. Bu köpeklerin hem bir dış görünüşü var. Çünkü köpek bilim bunu söylüyor. Köpeğin diyor bir dış görünüş standardı olmak zorunda. İkincisi karakter. Sırf karakter amacından köpek üretilmez arkadaşlar. Bugün Rottweiler'ın karakteri, oturmuş bir karakteri var mı genel hatlarıyla? Var. Malinois'in var mı? Var. Köpeğin bir dış görünüşü var mı? Var. Var. İşte az önceki konu buydu. Yani 1 puandan 12 puana kadar köpeğiniz mükemmel bir Rottweiler görünümüne sahip olabilir. 12 puanlık köpektir görüntü olarak. Ama istediğiniz karakter yoktur. Karakter 1'dir. O köpeği kesinlikle. Mesela karakter olarak 12 ile eşleştirip 12'deki dişinin de tipi belki 5-6 puanlık bir dişidir. Aslında eksikleri tamamlama üzerine gitmeyi anlatmanı istiyorum. Çünkü senin bu konuda üretim deneyimin var. Yani arkadaşlar köpeklerde de bu bir denge aslında, bir balans. Eksik olanı köpeğe verirseniz bunu tamamlamaya başlıyorsunuz. Altından gelen köpekler de hem karakter olarak hem de dış görünüş olarak bunları sağlayanları ayırıp üretmeye devam. Ayırıp üretmeye devam. Evet. İşte iş bu şekilde yürüyor. Yani şimdi çok sert bir dişiyi, çok sert bir erkekle eşleştirmek doğru değil. Eksi artı gibi. Hayır. Sus. Hayır. Bey babayı gördüler orada. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Zaten izleyenler sohbetin bu kısmına kadar olayın genel hatlarını algıladılar abi. Evet. İşte şimdi olay nereye giriyor? Yine kaosa giriyor. Çünkü biz izleyici olarak birçok bizim izleyicimiz, belki benim izleyicim öyle değildir de kaosu seviyoruz. Yani tartışma olacak, aksiyon olacak, köpekler birbirine girecek, köpek kurt boğacak. Evet. Bir aksiyon olması lazım. Evet. Mesela biz şimdi burada yanlışlıkla Alp'i bir kaçırsak elimizden falan tutsa belki videomuz ama biz daha toplum olarak izledi. Seviyoruz onu ya. Evet ama işte. Her ne kadar böyle şey yapsak da seviyoruz abi. Tamam o zaman ben bu videonun içerisine birazcık da aksiyon katayım. Tamam mı? Aksiyonu şöyle katacağım abi. Mesela federasyonunuzda Kangal Dernek Türk Başkanınız var ya da Kangal Komisyon Başkanınız var. Serbülent abi, Serbülent Özgüray. Evet. Benim de sürekli yıldızımın bir türlü tutmadığı, barışmadığı birçok konuda da tartıştığım bir isim. Örnek veriyorum. Zaten karşı karşıya gelip bir kanalda verdiğim bir söz vardı. Kangal üzerine bir söyleşi videosu da çekeceğiz ama bir türlü onun da fırsatı olmadı. Son dönemlerde onun fırsatı olmadı. Denk gelemedik, çekemedik. Şunu söylüyorum. Siz bir federasyonsunuz. Sen bir federasyonda bir ırkla ilgili başkanlık yapıyorsun. O da bir ırkla ilgili başkanlık yapıyor. Safkan tabirini, antika tabirini, safın safı tabirini, ben bu köpeğin 100 yıl gerisini görüyorum tabirini kullanan bir kişi. Kim? Onu söylemiş mi? Tabii ki de Serbülent abinin bu söylemi. 100 yıl gerisini görüyor. Tabii bende o göz var. Ben bu köpeğin atıyorum ne kadar aborijinal olduğunu, ne kadar eski olduğunu görebiliyorum diyor. Videolarında bu var. Allah Allah. Kendisine de sorabilirsin. Çok iddialı bir laf etmiş. Bir federasyonda insanları Kangal'ın da dış görünüşünün bilinmesine Türkiye'de en fazla katkı sağlayan adam. Hani yiğidi öldür hakkını ver demek lazım. Tabii canım. Anlatabiliyor muyum? Ama evet. Kangal'ın da dış görünüşünün bilinmesine en fazla fayda sağlayan isimlerden birisi. Şimdi mesela bunun ben kafamda mesela beynim yanıyor. Neden dolayı beynim yanıyor? Sana sorayım. Örnek veriyorum. Bir köpeğin içerisinde onun tasvip etmediği bir soy var. Evet. Ama köpeğin dış görünüşü doğru. Her şeyinden de onun aradığı standartlara uygun. Ve bunun geçmişinden ilgili bilgisi yok. Evet. Bu köpeğe doğru kangal diyecek. O zaman şimdi bu köpeklerin de bu ıslahta kullanılması gerekmiyor mu? Tabii ki kullanılacak. Kangal doğruysa. Kullanılacak abi. Yani köpek mi konuşulmalı, köpeğin kime ait olduğu mu konuşulmalı? Köpek abici. Ben şimdi hakemlik yaptığım zaman sen de hakemlik yaptın. Evet. 8-10 tane köpek çıkıyor bir kategoride. Sahiplerine mi bakıyorsun, köpeğe mi bakıyorsun? Köpeklere bakıyorum. Bitti. Aynen öyle. Yani sahibine bakıyorsun zaten taraflısın demektir. Ya ben objektif senin olmak. Bu ürünü seviyorum
amacım burada yani böyle bir kinaye yaratmak vesaire yaratmak değil. Yok. Doğruyu mesela senin o yapın var. Ölünce mi söyleyeceğiz? Abi diye benim de çok çok hoşlaşmadığım insanlar var ama çok da değil yani. Ben genelde insanları severim Allah için. Eyvallah. Ama adam güzel işler yapıyor abi. Güzel üretimler yapıyor. Güzel köpekler evet. üretiyor. Alkışlıyorum yani. Ne var bunda? Mesela Akın abi bugün Türkiye'de belki şu anda gerçi değil de bundan bir 3-4 sene öncesine kadar. Dur oğlum şov pozunu vereyim. Yıldızının barışmadığı birisiydi. Ama barışsın ya tanımadıkları. Ya barışmasın, tanımadıkları barışsın için. Ya da barışmasın bu adam yıllardan beri bu köpeklerin bokunu atıyor. Bir ıslah evet. sürecine başlattı. Bir dünya köpek üretti. Çoban köpeklerinin ülkemizde bilinmesi için. Şöyle çek abi. Emek harcadı. Şöyle. Şöyle çek. Şöyle çek. Şöyle. Dur oğlum. Kafayı çevir. Buraya çevir. Yani o yüzden emeğe saygı duymak lazım. Evet. Konuyu genel hatlarından şu şekilde toparlayalım reis. Son cümlelerinde sen o şekilde özetle. Ülkemizdeki Türk çoban köpeklerinde yapmamız gerekenler bu aşamadan sonra ne? İzleyenler bu videodan nasıl bir sonuç çıkarmalı? Çoban köpeklerinde Kangal, Akbaş, Malaklı, Boz, Anadolu evet. çoban köpeği neyse. Yani bundan sonra Türkiye'nin gidişatı nasıl olmalı? Dışarıdan izleyenler konuyu nasıl takip etmeli? Bir dakika şu köpeğe bir salayım ona şöyle salar, cevap vereceğim. Rahat gitsin. Geriyor beni çünkü abi. Tamam. Burada Alp olmadan devam ederiz videoya. Soru neydi abi? Soru şuydu. Değerli izleyenler bu videodan nasıl bir analiz çıkartmalı? Çoban köpeklerinle ilgili ülkemizde bu aşamadan sonra ne yapılmalı? Ya ilk önce program başında da hani konuştuk. Hı hı. Doğru köpeklerle uğraşmak gerekiyor. Hı hı. Hangi tipte üreteceksen köpeği atıyorum. Hangi ırkta malaklıysa adam gibi malaklıyla başlamak lazım. Veyahut malaklı tam değilse bile ortasıysa bile erkek diyelim orta tipte bir köpek çektiğin dişi tam malaklı olsun. Islah edelim. Hı hı. Bizim bütün köpeklerimizin hepsinin ıslaha ihtiyacı var. Bak Kangal, Akbaş, Malaklı, Boz, Karadeniz çoban köpeği. Islah demek esasında geçmişinin çok karışık olduğu anlamına değil. Kaydımız yok. Kaydımız yok. Bilgimiz yok yani. Bir yerden başlamak gerekiyor. Bence bu konuya dikkat etsin arkadaşlar. Kaydetsinler, kayıt tutsunlar. Bir dişi bir erkeği var. Çeksin, eşleştirsin. Çıkan yavrularını kaydetsin. Ne bileyim atıyorum. Yavrular 3 aylıkken ne bileyim bileğini ölsün, kafasını ölsün, tipi nasıl, resimlesin, baksın. Bir sürü şeyde internette artık köpeklerin tanımıyla ilgili bir sürü bilgiler var. O tanımlara baksınlar, ellerindeki köpeğe baksınlar. Uyuyor mu, uymuyor mu, nesi eksik veyahut bilenlere sorsunlar. Bu şekilde mevcut elimizdeki köpekleri ıslah ederek daha güzel yerlere getirebiliriz diye tavsiye ediyorum arkadaşlara. Aynen. Tabii biz her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Biz de her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Sadece bildiklerimiz kadarıyla. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Çok böyle iyi konuları ifade edebilen bir insan değilim. Estağfurullah. Bence ben, oldukça iyi ifade ettin abi. Bugün. Çok beceremiyorum açık söyleyeyim sizin gibi. Benimki sağ ol, teşekkür benimki ederim. Şöyle. Ben daha çok böyle iş kısmındayım. Hı hı. Konuşma babında yeterli olmayabilirim. Sen buraları keseceksin anladığım kadarıyla. Yok kesmeyeceğim abi devam. Bence oldukça iyi gidiyorsun. Yani öyle yani. Abi valla verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkürler. Aslında ya şöyle bilgi verdin mi vermedin mi onu da tartışılır da. Yok verdik güzel bilgiler verdik. Aslında bütün konunun özeti şu. İki kelime yani kaç dakikalık video oldu bilmiyorum. İki kelime kayıtlı üretim doğru ıslah. Kesinlikle öyle. Yani üretimlerimizi biz kayıt altına almadığımız sürece, ıslah nedir bunu öğrenmediğimiz sürece, kavgadan ve kaostan beslenen bir yapıda olduğumuz sürece çoban köpekleri şu anki geldiği seviyeden daha ileriye gidemeyecek. Bu teknik olarak tabii, mümkün değil. Çünkü bu aşamaya kadar çok hızlı gelindi. Şimdi pati çekilen bir evrede. Pati çekmekten kurtulmak için ne yapmak lazım? Federasyonlara ve bu ırka gönül vermiş insanlara ciddi bir sorumluluk düşüyor. Hı hı. Kayıt etkinliklerini arttırmak. İnsanları kayıtlı üretime teşvik etmek, köpekleri kayıt altına almak, ıslah konusunda bu kayıt etkinlikleri yapılırken seminerler ve sempozyumlar verip bilgi vermek gerekiyor. Kesinlikle. Yok onun köpeği kırma, bunun köpeği melez. Ya öyle bir yere varamayız ya. İşte ben bu işin duayeniyim, benden başka kimse bilemez, konuşamaz diyerek maalesef havanda sürüyeceğiz. Doğru söylemler değil Hep onlar. Hep birlikte bir de insan, şöyle bir lazım, şey. Özverili bir şekilde. Aynen. Bir de ön yargıları bir kenara bırakmak gerekiyor. Evet. Köpek konusunda şimdi.
Ben az önce hep dönüyor dolaşıyor laf Boz'a geliyor. Hı hı. Bununla ilgili bize aşırı derecede böyle antipatik bakan insanlar var. Yani ırk türettiler. İşte Akın Tülübaş ırk türetti. Abi, bir gecede ırk çıktı. Bilmem ne oldu falan gibi. Ya kardeşim, kulaktan duymaya yapmayın. Bakın, araştırın, sorun, öğrenin. Kinoloji var, bilim var. Dünyada bir sürü örnekleri var bunun. Biraz böyle ufkumuzu açalım diyorum böyle. Ön yargılı davranmayalım. Sen yabancı ırklara daha hakimsin. Benden. Çok bilmiyorum ben. Sen bunu bir sürü örneğini biliyorsun. Tabii canım. Köpeklerden. Tabii. Kültür ırkları bir şekilde, Avrupa'daki ırklar mesela çoğu kültür ırkı. Bizim köpeğe ona kültür ırkı demek doğru değil. Evet. Doğal bizim safkan. Doğal safkan. Aynen öyle. Şimdi bununla ilgili bir sürü örnek varken neden kardeşim bu köpek varken yani neden bir ırk türetildi densin ya yani? Ya bu şöyle bir kavga gibi abi. İşte bugün Türkmen Alabay. İşte evet. Kafkas Avşarka ya da aborijinal diğer ırklar, Tazılar vesaireler. Hı hı. Bu tarz kültür ırkı olmayan ırkların içerisindeki başlangıç kavgaları aşamasındayız. Ama bizim biraz başlangıç kavgamız uzun sürdü. Anlatabiliyor muyum? Çünkü niye? Kavganın olduğu yerde öyle ya da böyle ilgi var. Tamam mı? Yani evet. Ego denilebilir. Kavgadan hoşlanmak diyebilirsin. Mesela evet. Dikkat et. Çalışan, ilerleyen adamların hiçbirisi o seslere kulak asmıyor. İşinden meşgul oluyor. İşi konusunda daha fazla nasıl başarı elde edebilirim? Kartalla karga hikayesi gibi. Yani işine bakıyor abi. Evet. Anlatıyor. Ne yapmak lazım? Dediğim gibi kayıt artı ıslah. İşin özeti bu. Aynen öyle. Değerli izleyenler, umarım keyif almışsınızdır. Bugün Ali abiyle bir söyleşi videosu çektik. Gönül istiyor. Her zaman aksiyon videosu çekelim. Ama bu kanalında şöyle bir konsepti var. Ben üzerimde sorumluluk olarak hissettiğim bilgileri sizlere aktarmak durumdayım. Bunları konuşabileceğim kalitede ve seviyede insanlar yakaladığımda da bu fırsatı kaçırmıyorum. Sağ ol, sen sağ de o kardeşim. İsimlerden Allah birisin. Razı olsun, sağ İnşallah ol. Bir sonraki videomuzda kendimizi de parçalatırız. O ayrı. İşte. Ama rica ediyorum, bilgiye de değer verin. O yüzden birer like ve birer yorum sizden bekliyorum. Söyleyeceklerim benim bunlar abi. Kardeşim ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz de dilimiz döndüğünce bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Ha, bildiklerimizi anlatmak bu kadar kısa şeyde yeter mi? Yetmez. Tabii. Daha uzun videolar da yaparız. İnşallah Allah ömür sağlık verirse tekrardan da yaparız yani inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.